Arkadaşlar tekrar merhabalar. Evet, piyasalar oldukça hareketli. Hareketli olmasının sebeplerinden bir tanesi de özellikle Amerikan 10 yıllık faizleri hatırlayacak olursanız geçen haftalarda özellikle güçlü bir trend hareketi, bu hareketin faizleri ciddi anlamda yukarı çekebileceği, bu da Fed'in faiz artırımı yapabileceği anlamında işaret olarak algılanmıştı. Geldiği seviyeler şu anki nokta itibariyle baktığımızda son 10 ayın zirvesinde. Ama önemli bir noktaya yaklaştığını söyleyebiliriz. Belki birkaç gün içinde durulma olacaktır burada ama tabii burada altın, euro dolar ve diğer emtialarda ciddi bir satış getirdiğini görüyoruz. Hatta bizim günlük tablomuzda bu sabah itibariyle paylaşmış olduğumuz altın fiyatlarındaki 1290'ın üzerindeki hareket 92'yi gördükten sonra 97'ye ulaşamadı. 92'den sonra gelen satış önemliydi. Aylıklarda hala alıcılı bölgede ama haftalıklara döndüğümüzde 1281'in kırılmış olması 1264 ihtimalini getirmişti ki şu an için burada tutundu. 1272'ye ve 1281'e bir tepki ihtimali hala var ama günlüklerde şu an tabloya baktığımızda 1264 görüldü nokta olarak. Gördüğünüz üzere 1263.25 görüldü. Şu anki seviye 1265'lerde. Hemen buradan tablomuzda 33 seviyesini görüyoruz. Şöyle yatay bir bant aldığımızda bizim HDTR'ye göre ne anlama geliyor bunu yorumlamaya çalışacağız. 32. Şu an yine 34-32 bölgesinde. Hemen dönüyorum tabloya, bakıyorum. Ons altın. Evet, yani şu an için aslında bir destek bölgesinde. Eğer burada tutunamayacak olursa 20 dolarlık hızlı bir aşağı hareket görebiliriz ki bu 65, 20 dolar 30 dolara kadar burada bir düşüş anlamına gelir. Onun için gerçekten 64-65 bölgesi çok önemli destek. Günlüklerde destek, haftalıklarda önemli bir ara destek. Aylıklarda şu an için bir yer göremiyoruz ama sonuç itibariyle önemli dakikalar. Hatta şöyle size bir trend de çizmek istiyorum. Tümünü silip şöyle 1200'lerden gelen bir trend hareketinden bahsedeceğim şimdi. Hemen şöyle geldim. Bir pardon, özür dilerim. 1050'lerden gelen yaklaşık 10 aylık bir yükselen trendin kırılıp kırılmayacağı seviyesine, noktasına geldiğimizi hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir trend çiziyoruz. Hemen bu yükselen trendi alıyoruz. Evet, şimdi gelecek biraz ağır işlediğinden dolayı yine internette sorun var. Evet, bu trend desteğinin tam geçtiği nokta. Eğer burası kırılacak olursa evet, gerçekten altın fiyatlarında biz bir gerileme, en azından bu düzeltmenin biraz da zaman alacağını söyleyebiliriz. Hemen evet, 1047'den başlayan görüldüğü üzere 2015 sonunda başlayan bir yıllık trend kırılacak mı? Bunu bir yerde test etmiş olacağız. Eğer öteki seviyeleri dikkate alacak olursak sonraki bir pullback olmuş olacak ve bu desteğin kırılması demek ciddi sıkıntı getirebilir. Onun için önemli nereye kadar? Sonuç itibariyle ilk etapta 1240'lara kadar. Yani o 20 dolarlık fark, bahsetmiş olduğumuz fark. Bir kırılma olup orada tutunup tutunmayacağına bakacağız. Çünkü buradan bir ihlal olup olmayacağını da göreceğiz. Şu an burada tutunmak istiyor. 1264 o anlamda çok önemli. Stop loss olarak da belki burayı kullanıyor olabilir insanlar ki burayı gösteriyor. Eğer ki şöyle hemen biz 60 dakikalık grafikten şöyle tümünü ekranı temizleyelim. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz üzere bu seviye bizim için önemliydi. Hemen şöyle bir de yatay bant hareketi alacağım değerli arkadaşlar. Evet, şu hat hemen o destek bölgesine yakın. Aynı zamanda yani yataydan da aldığımızda böyle bir destek görüyoruz ve şu bölgeyi de aldığımızda bir destek görüyoruz. Yani burada adeta şöyle bir durum söz konusu olabilir.
64 kırıldı. 60-59 dokunup sonra ciddi bir dönüş olur mu? Evet, böyle bir ihtimal var. Ama şuranın kırılması bizi biraz endişelendiriyor. Çünkü bu seviyenin kırılması buradan eğer tutunup bir tepki gelmeyecek olursa biz tepki gelmeyecek olursa 1260'ların altını göreceğiz hızlı bir şekilde. Ama tepki gelecek olursa büyük ihtimalle 1270'lere doğru bir hareketten bahsedebiliriz. 1270 üzerine atmalı ki bu burası çalışsın ve olumlu bir tabloya tekrar dönsün. Hemen buradan diğer göstergemizi ben almak istiyorum. Hemen şöyle bakıyorum. Şu an için bir olumlu olumsuz bir durum yok. Yani uyumsuzluk yok. Yani düşüşü onaylayan bir görüntü arz ediyor. Ama buraya baktığımızda evet burada bir uyumsuzluk var. En azından saatlerde böyle uyumsuzluktan bahsedebiliriz. Fiyat düşmeye devam ediyor ama gösterge hala yukarıda. Bu şu an için bu bölgenin çalışabileceğini gösteriyor. Seanslıklara baktığımızda da sıkıntı yok. Evet şu an için herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Sanki burası tutacak, çalışacakmış gibi bir izlenim var. İzliyoruz arkadaşlar. Eğer bir gelişme olacak olursa ben elimden geldiğince sizlerle bu çalışmayı paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ben de yola çıkıyorum. Yol boyunca izleyeceğim. Eğer gelişme olursa birazdan paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi akşamlar.